Partizan'a mı? Partizan'a gitti. Ben mi? Onlar... sene önce Metin abiyle, Metin Akyüz'le Etimesut Belediyesi Spor maçına ulaştık. Eksiklerimizle bir başlangıç yaptık fakat o günün doğruları birazcık daha farklıydı. Çünkü oyuncularımızın birçoğu kalmak isteyen vardı, gitmek isteyen vardı, başka kulüplerden talip olanlar vardı. Gayri ihtiyari o süreci yönetmek bizim için kolay olmadı. Biz mevcut kadromuzu muhafaza etmek için elimizden geleni yaptık. Fakat oyuncuların birçoğuyla birebir görüşmede oynamak istemediğini, Süper Lig'de oynamak istediğini, takımda kalmak istemediğini söyleyen bazı oyuncularımızla da yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Bu bizim için bir dezavantajdı. Kadro planlamamızı da bu doğrultuda istediğimiz ölçüde işin aslı yapamadık. Ama o gün kendimize göre doğrularla yapmaya gayret ettik. Basakok'u göndermemek için elimizden geleni yaptık. Fakat kendisi 3 defa toplantı yaptığımızda bize gitmek istediğini, burada kalmak istemediğini, 1. Lig'de olduğumuz için işte Süper Lig'de oynamak istediğini, transfer tekliflerini değerlendirdiğini ve istemeyen biriyle de yol yürümenin gerçekten çok zor olduğunu birebir bu süreçte yaşadık. Taraftarımız bizim ilk günden beri söylüyoruz. Bizim en büyük itici gücümüz. Taraftarımız bana kırılabilir, yönetim kurulumuza kızabilir, oyuncularımıza sinirlenebilir. Bunların hepsi mümkündür ama Arma'ya asla küsme hakkı yok kimsenin. Bu maça herkes gelecek. Rica ediyorum Ankara'daki tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, belediyelerimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Ankara'daki tüm ilçe belediye başkanlarımıza, sanayi odamızdan ticaret odamıza, Ankara'nın tüm değerlerinin birlik, beraberlik içerisinde bu maça davet ediyoruz. Bu maçı şereflendirmelerini bekliyoruz. Çünkü bu Arma için hepimizin mücadelesi. Kızgın olabilir taraftarımız, haklı da olabilir birçok noktada. Gerçekten de öyledir. Ama Arma'ya küsmeyi kabul etmiyoruz biz. Bu maça taraftarımız bize destek olursa, o stadı doldurursak, biz Kocaeli maçını yeneceğimizden ve bu maçla birlikte bir ivme kazanıp ligi şampiyonluk yolunda en emin adımlarla ilerleyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kendim kulüp başkanı olarak masanın bir tarafında oturduğumda bakıyorum, üzülüyorum. Ama masanın diğer tarafına oturuyorum. Ben koyu bir Ankara Gücü taraftarıyım. Ben de başlıyorum yönetime kızmaya, sinirlenmeye, yönetime tepki. Ben de çünkü bu kulübün bir taraftarıyım her şeyden önce. Bu kulübün başkanı olduğum kadar bu kulübün daha da eskisinden bir taraftarıyım. Onun için taraftarımıza ben yerden göğe kadar hak veriyorum. Açık ara önde olmamız gereken bir lig. Gerçekten iyi bir futbol oynansa da biz bu puanda olsak diyeceğiz ki ya biz işte bu ligin altındayız. Halbuki hiç alakası yok. Bu ligin çok üstünde bir futbolumuz var. Bu ligin çok üstünde oyuncularımız var. Fakat bunların gerçekten performanslarını yükseltmek adına Antalya kampının ben çok verimli geçtiğine inanıyorum. Birkaç hafta daha hocamız zaman istedi. Oyuncuların gerçek güçlerini ortaya koyabilmeleri, işte koşu mesafeleri, deparları, işte hızları, bunlarla ilgili atletik performanslarına çok önem veriyor. Hocamız çok disiplinli bir hoca. Gerçekten Alman ekolünden gelmiş. Ve işin hiçbir zaman şansa olmadığını, bir başarının çalışarak, mücadele ederek, koşarak, o takımın oyuncularının hep bir elden bir takım olarak verdiği mücadeleyle sonuç alınacağına inanan bir hocamız. Bu çerçevede de takımını hazırlamaya çalışıyor. Takımımızın gerçekten eksik olan noktaları çok fazla. Bu atletik performansını takımımızın istediğimiz seviyeye yükselttiğimiz anda bambaşka bir Ankara Gücü görecekler. Bunun da dönüm noktası bence Kocaeli maçı. Bu maçta güzel bir Ankara Gücü izleyeceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekten bu maç için bizim onlardan ricamız, bizim onlardan dileğimiz o stadyumu hınca hınç doldurarak takıma destek olmak. Onlardan beklentimiz bu. Biz çünkü bu takıma destek olmadığımız zaman bir oyuncu eksik oynuyoruz. Bunun herkes farkında olsun. Demoralize olmayacağız. Çünkü bizim sevdamız Arma'ya. Arma'ya sevdamızı bu hafta sonunda tüm taraftarlarımızın göstereceğine inanıyorum ben. Her şeyi bir kenara bırakacağız. Küslük, kırgınlık, kızgınlık hepsi olabilir. Haklılar. Ama bunu bir kenara bırakıp bu hafta sonu Kocaeli maçını yendikten sonra bambaşka bir ivme kazanacağız inşallah. Şöyle söylemek lazım. Biz yaptıklarımızı her platformda anlatarak, işte paylaşarak
Bunun çığırtkanlığını yapmadık hiçbir zaman. Ama bu kulübün ihtiyacı hangi dakika, ne kadarlık, maddi, manevi ne ihtiyacı olduysa bunu yönetim kurulumuzla birlikte karşıladık. Ara transfer döneminde tabii ki eksiklerimizi tamamlamak için bu takımın işte hangi mevkilere ihtiyacı varsa bunların hepsi tamamlanıp yeniden transfer yapılacak, tamamlanacak. Baktığımızda süreç anlamında hani maddi anlamda bir yerden katkı gelmiyor. Fakat gelmemesiyle biz bunu bahane ederek de bir yerlere sığmıyoruz. Diyoruz ki biz bu yola çıktık, bu üstümüze düşen neyse biz bunu yapmakla mükellefiz. Bu taraftarın yüzünü güldürmek için biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Bu takımı Süper Lig'e çıkartmak zorundayız. Biz bunun için maddi olarak elimizden gelenin fazlasını yaptığımıza inanıyorum. Bizim aylık 2 milyon euro ödemelerimiz oluyor. Bu 2 milyon euronun aşağı yukarı %60-65'i futbolcularımızın maaşlarından ibaret oluyor. %30-35'i de deplasman, iç sahadaki genel giderlerimiz, kulübün genel giderlerinden oluşuyor. 2 milyon euro aylık gideri olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bunu bir şekilde yönetim kurulumuzla, ben başkan olarak üstüme düşeni yaparak, yönetim kurulumuz üstüne düşeni yaparak bunu her ay karşılıyoruz. Tabii bunun yanında ilk başlangıçta peşinatlarını futbolcularımızın işte ödemelerini yaptık. Ay sonu itibariyle hiçbir futbolcumuza, hiçbir piyasa ödemesi anlamında hiçbir yere borcumuz yok. Bunların geçmişten gelen vergi sigorta borçlarımız var. Bunlarla ilgili de yapılandırma sürecini başlattırdık. Borcu yoktur yazılarımızı aldık. Kendi gayrimenkullerimizden ipotek ettik. Kulübün değil, kendi şahsi gayrimenkullerimizden ipotek vermek suretiyle vergi dairesi ve sigortadan borcu yoktur yazılarımızı aldık. İnşallah en kısa süre içinde ilk maçımızda ben de basketbol maçımıza geleceğim. Yöneticilerimiz bir fiil takımımızın yanında oluyorlar. Bu haftaki maçta taraftarımız da ciddi manada destek oldu ve bir başarı oldu, orada da yine kazandık maçı. İnşallah voleybolda da amatör branşlarda da MK Ankara gücümüzü layık olduğu yerlere taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız.